mahkemelerinde cezadan %55'i, vergi mahkemesi karar verilmişse tasdik eden ceza %50'si, terk eden kısmın %10 ödenmesi halinde... Sirt defterdarlığı ülkemizin en büyük yapılandırma fırsatı olarak nitelendirilen 7440 sayılı kanuna ilişkin olarak mükelleflere yönelik bir seminer düzenlendi. Sirt Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı'ndaki seminer defterdar Mustafa Yılmaz Şimşek'in açılış konuşmasının ardından Vergi Dairesi Müdürü Bülent Bilici, Gelir Müdürü Ali Savaş, Altunç ve diğer yetkililer tarafından cezalar, vergi borçları ve SGK prim borçları dahil birçok konu alacağının çok cazip şartlarla yeniden yapılandırılmasını sağlayan kanunla ilgili bilgiler verildi ve katılımcıların sorunları cevaplandırıldı. Daha önce üyelerimiz için yaptığımız SGK, İşkur, DİKA ve KOSGE bilgilendirme toplantılarının ardından bugün de tarihin en kapsamlı yapılandırmanın detaylarını sihir defterdarlarından öğrenmek üzere bir araya gelmiş bulunmaktayız. Bilindiği gibi bazı alacakların yeniden yapılandırılmasıyla bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair 7440 sayılı kanun 12 Mart 2023 tarihinde resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Vadisi geçmiş vergi borcu olan üyelerimize buradan çağrıda bulunmak istiyorum. Bu zamana kadar yürürlüğe giren en kapsamlı yapılandırma fırsatını kaçırmayın diyorum. Bu arada ayrıca şu bilgiyi de vermek istiyorum. Odamız aidat borçları da yapılandırma kapsamındadır. Vadisi geçmiş aidat borcu olan üyelerimizin aidat borçlarını taksitlendirerek yapılandırabilirler. 7440 sayılı yapılandırma kanunu getirmiş olduğu büyük fırsatlar neler? Bunlardan bahsedeceğiz. Bilgilendirme toplantımıza hoş geldiniz. Sözlerime 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta yaşanan büyük depremler nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyerek başlamak istiyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Allah ülkemizi, milletimizi her türlü afetten korusun inşallah. Arkadaşlarımız birazdan kanun hakkında sunumlarını yapacaklar. Ancak ben de buradan birazdan biraz bahsetmek istiyorum kanunla ilgili. Vergi ve diğer alacakların yapılandırılmasının ilişkin kanun arkadaşlar 12 Mart'ta resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Yaklaşık 1,5 ay oldu. Vergi dairelerimize, mandüklerimize başvuru süreçleri başladı, devam ediyor. Bugün itibariyle baktığımızda ilimiz genelinde 2000 üzerinde başvuru aldık. Gayet güzel ilerliyor. Başvuruda bulunan her bir mükellefimize emeği geçen, katkısı olan meslek mensuplarına buradan teşekkürlerimi sunuyorum. Mükelleflerimize işlerinde bol ve bereketli kazançlar diliyorum. Değerli katılımcılar, kanunun kapsamına baktığımızda sadece vergi dairelerine değil, sosyal güvenlik kurumuna, belediyelere, il özel idarelerine, odalara, borsalara, birliklere olan alacaklar da bu kanun kapsamında, yani toplumun genelini ilgilendiren bir kanun. Bunu söylemek istiyorum. Vergi dairesi açısından baktığımızda gelir vergisi, kurumlar vergisi, KDV, ÖTV, MTV gibi tüm alacaklar arkadaşlar yapılandırma kanunu kapsamında yapılandırılabilecek. Mükelleflerimiz borçlarını azami 48 aya kadar taksitler halinde ödeyebilecek. Bir önceki yapılandırma kanunundan farklı olarak bu yapılandırma kanununda taksit sayısı biraz daha uzatıldı. Yani bu mükelleflerimizin lehine olan bir uygulama. Vergi aslında bağlı cezaların tamamı siliniyor. Vergi aslında bağlı olmayan cezalar ise %50 sonra oranında silinecek. Yine vergiyle ilgili gecikme zammı, gecikme faizi gibi oranlar %30 civarında. Bu gecikme zammı, gecikme faizi yerine çok düşük bir kassa uygulanacak. Yani burada 3-4 oranda mükellelerimizin lehine olacak uygulama. 7400 sayılı kanun, kapsam, kesinleşmiş alacaklar, kesinleşmiş ve dava sonrasında bunu alacaklar, başvuru süreleri, inceleme ve tarih aşamasında bunu alacaklar, matlah ve vergi artırımı, işletme kayıtları, düzeltilmesi ve ödeme şeklinde sunumumuzun özeti bu tablodur.
Öncelikle bir kanunun kuruluşunda, ortaya çıkmasında belli başlı prosedürler vardı. Bunlardan bir tanesi kanunun kendisidir. 12 Mart 2023 yılında Resmi Gazete'ye yayınlanarak kanun yürürlüğe girdi. Ve 25 Mart 2023 yılında tebliğimiz yayınlandı. 27 Mart 2023 yılında da işkinalliğimiz yayınlandı. Her kanunun bir amacı vardı. 7400 sayılı kanunun amacı da mükelleflerin varisi geçmiş olan büyük miktarda borçları var. Bu borçların yapılandırmasını sağlamak, eşit ve kolay taksitle vergi ödenmesini sağlamak, eşit şekilde ödenmesini sağlamak. Vergi davalarında bir iş yükü oluşmuştu. Bu iş yükünü hafifletebilmek için vergi mahkemelerinde itirafların sulh yoluyla çözülmesi sağlanıyor bu kanun amacında. Onun dışında vergi ödemelerinin artması, mükelleflerin kolaylığına sağlanması amacıyla vergi ödemesi sonucunda tespit edilen vergilerin kolay bir şekilde ödenmesini sağlamak. Mükelleflere çok büyük fayda sağlayan matrah ve vergi artırımında vergi ödemesinin yapılmamasını sağlamak. Stok kayıtlarını düzeltmek isteyen mükelleflerimiz de stok kayıtlarını düzeltmesini sağlamak kanun genel amacı. Bizim madde olarak baktığımızda 12 maddede birinci madde kanun kapsamı ve tanımları, ikinci maddede kesinleşmiş alacaklar, üçüncü maddemizde kesinleşmiş ve dava safhasında bunu alacaklar, dördüncü maddede inceleme ve tahliye safhasında bulunan işlemler, beşinci madde matrah ve vergi artırımı, altıncı madde işletme kayıtlarını düzeltmesi, yedi ve sekizde sosyal güvenlik alacaklar ve diğer hükümler var. Bu maddeler bizim aslında kanun başvuru dilekçelerimizi oluşturmakta aynı zamanda. Şimdi kanun koyucu belli başlı bir alacaklı idareleri belirlemiş. Burada çok büyük bir alacaklı idare var. Vatandaşla mükelleflerimizle barışma anlamında özellikle vergi dairelerinde, gümrük müdürlüklerinde, sosyal güvenlik kurumlarında, il özel idarelerinde, belediyelerde, YÜKOK'larda, onun dışında TÜRMOK gibi, TES gibi, Türkiye Odalar Borsalar Birliği gibi, Siyah Sanayi Odası gibi diğer birliklerin tamamında da aidatlar ve borçlar yapılandırma kapsamına alınmış. Bizim alacak türlerimiz var. Biliyorsunuz mükelleflerimiz çok aşina bu konuda. Gelir, kurumlar, katma değer, özel tüketim, otur taşılar, emlak, çevre temizlik, gümrük ve diğer vergiler ve vergi cezaları bu kanun kapsamında. İdari para cezalarımız aklınıza gelecek hemen tüm idari para cezaları bu kanun kapsamında değerli katılımda. Trafik, askerlik, nüfus, karayolları, üst kurularda verilen idari para cezaları ve benzeri. Diğer alacaklarda öğrenci kardeşlerimizi etkiliyor. Özellikle öğrenim kredisi, katkı kredisi borcu olan öğrenci kardeşlerimize büyük kolaylık sağlıyor. Zaten geçen aylarda kasayı endekslemeden dolayı bir katkı sağlanmıştı. Bunda da devam ediyor. Bunun dışında maden harçları, ecnimisiler, haksızlarından destekleme ödemeleri, kaynak kullanımları ve yiyecek bedelleri de kanun kapsamında. Diğer vergi haftalarından bir farkı var bu kanunun. Adli para cezaları vergi dairesinde tahakkuk aşamasına gelmişse bu da kanun kapsamına alındı. Bizim için vergilendirme dönemi kanun kapsamında çok önemli. Biz 31 Aralık 2022 tarihinde esas alıyoruz. Bu vergilendirme dönemi içerisinde borcu olanların tamamını bu 31 Aralık 2022'den öncekileri dahil ediyoruz. Beyannameli mükelleflerde ise 2022 yılında ödenmesi gereken geçici vergi hariç tamamı kanun kapsamında. Bunun dışında motor taşıtlar ve birkaçlar da kanun kapsamında. Cezalarda döneme baktığımızda tespit tarihi 31 Aralık 2022 tarihinden önce olan usulsüzlük ve öz usul cezaları bu kanun kapsamında. Yalnız burada ince bir ayrıntı var. 12 Mart 2023 tarihinde tebliğ edilen cezalar da özellikle trafik, idari para cezaları, karayolları taşıma kanuna göre kesilenler, askerlik, seçim, nüfus ve diğer tüm idari para cezaları bu kanun kapsamında. Bizde vade tarihi çok önemli, bilirsiniz. Mükellefiyeti olanlar. Amel alacaklarında da diğer tüm amel alacaklarında vade tarihi bu kapsam içerisinde. 12 Mart 2023 tarihi itibaren vasit geçmişe de ödeme süresi başlamış. Bundan diğer tüm amel alacakları da kanun kapsamında değerlendiriyor. Burada az önce anlattıklarımızın tablosu var. Kanun madde açıklandığımız zaman. Kesinleşmiş alacaklarda yapılandırmaları biz vergilerde ve cezalarda diye ikiye ayırıyoruz. Vergilerde vergi tamamı yine ödeniyor. Bununla beraber geçme faizi ve geçme zammı yerine yurt içi üretici üzerinde endeksine esas alıyoruz. Geçme zammı ile bahsetmek istiyorum. Geçme zammı zaten yüfer tutarına çevriliyor. Ama peşin ödemeler bunun da %90'ı siliniyor. Yani neredeyse geçme zammı diye bir şey oradan kalmıyor. Ama geçme faizleri belli aslına bağlı geçme faizleri ise tamamı siliniyor. Yani bunu evet. Sağ olun. İdari para cezalarında ise asların tamamı kalıyor. Bunların yerine yine yurt içi üretici fiyat endeksi üzerinden hesaplanan faiz alınıyor. TL alacaklarının tamamı siliniyor. İşte geçme faiz, geçme zammı gibi. Usulsüzlük ve özsüzlük
cezalarında ise vasit geçmiş kesinleşmiş alacaklarda %50'si siliniyor, %50'si ödeniyor. Burada da bu tabloda az önce anlattığım şekilde vergi geçme, fayda geçme zammı yurt dışı fiyat endeksinden hesaplanıyor. Vergi ziyade cezalarının tamamı siliniyor. Vergi ziyade cezasına bağlı geçme faizinin geçme zammı da tamamı siliniyor. Şu örneğe baktığımızda değerli katılımcılar, 2021 tarihinde stopajdan dolayı valisine ödenmeyen bir borç var, 37 bin liralık. Bu geçme zammıyla beraber 51 bin lirayı buluyor. Yalnız bu yapılanmadan faydalandığında yurt dışı fiyat endeksinden hesaplanan oranda vatandaşlarımız 14.670 lira daha az vergi ödüyor, faydalanmış oluyor. Bu alacağından devlet vazgeçmiş oluyor. Geçmiş alacaklarda biz usulü cezaları, özlü cezalarında %50'sini siliyoruz, %50'sini alıyoruz. İdari para cezalarında idari para cezanı aslanırken geçme zammının, geçme faizinin tamamı siliniyor. 17 yurt dışı fiyat endeksi, adli para cezalarımızda geçme zammının tamamı silinip yurt dışı fiyat endeksi alınıyor. Kesinleşmiş alacaklarda burada iştirak nedeniyle kesilen vergi cezaları var. 350 maddeye göre. Bunlarda kesilen cezanın da %50'si. Sime faizi 8 bin. Ona bağlı olarak geçme zammı 15 bin. Ve vergi ziyanına bağlı geçme zammı da 167.750. Bu 167.750 liradan 103.500 lira tahsilinden vazgeçen alacak oluyor. Ve vatandaşlarımız 73 bin liralık bir vergi ödeyerek bu haftan faydalanabiliyor. Örnekteki gibi. Bunun dışında bizim bazı yapılandırdığımız ülke hedeflerimiz var. Buyurun müdürüm. Ben burada bayağı itirafta alacak var. Bu vergi mahkemesine henüz karara bağlanmamış itirafta alacaklarda vergi aslının, yani daha öncekilerde biz vergi aslı silinmiyordu, tebliğ edilmiyordu. Burada vergi aslının %50'si tebliğ ediliyor. Buna bağlı, vergi aslına bağlı gecikme zammı, vergi ziyade cezaları, cezalarını ise tamamı siliyor. Çünkü bu büyük bir kolaylıktır. Çünkü daha önce bu biraz önce bahsettiğimiz kesinleşmiş alacaklar sadece vergi asları tedbir edilmiyor. Sadece itiraflı alacaklar değil ki. Daha önce tahsil etmiş olduğunuz vergiyi mükemmel güzellerisinden burada vazgeçiyor. Bizim dava itiraflı vergi cezalarında kanun koyucu çok büyük bir kolaylık getirmiş. Dava aşamasında olan mükelleflerimiz var. Bazen idari para cezaları, bazen işte ihbarnameler, bazen ödeme emrine karşı dava açılıyor. Bunlara yönelik olarak özellikle talep aşamasında bulunan vergilerde verginin bir de az önceden farklı olarak vazgeçme alacaklardan farklı olarak verginin aslının %50'sinden vazgeçiliyor. Geçme faizi ve geçme zammı yeri yine yurt dışı üretim fiyat endeksi hesaplanıyor. Kalan %50 vergisi ödenmesi halinde geçme faizi ve geçme zammından da vazgeçiliyor. Tamam. Bölge İdare Mahkemesi'nde alınan karar eğer verginin tamamen vergi yönündeyse verginin aslında %10'u ödeniyor. Geçme faizi yerine yeni yurt dışı fiyat endeksi hesaplanıyor. Tahsil fiyatlarına tahsil konması durumunda tahsil edilen vergi aslında tamamı tercih edilen %10'u yurt dışı fiyat endeksi hesaplanması ödenerek şu faydan bu şeyden vergi hakkında faydalanabiliyor şeylerimiz. Bunda amaç itilafın belirtilmesi ve mükellefanız itilafının sunma edilmesi. Hem dava sonuçlanan, biraz önce bahsettiğimiz dava aşamasında olan borçlar. Burada dava örnek veriyorum. Bölge İdare Mahkemesi'nde devam eden vergi mahkemelerinde cezadan %55'i, vergi mahkemesi karar verilmişse tasdik eden ceza %50'si, terk eden kısmın %10'un ödenmesi halinde geri kalan kısımlar siliniyor. Yani burada şunu söylemek istiyorum, 100 bin liralık bir cezanın yani 100 mahkeme terkin kararı vermişse bunu sadece 10 bin lirası ödeyerek yani %90'ı siliyor, sadece 10 bin lirası ödeyerek bu işinden kurtulabiliyorsunuz. Yani büyük bir avantaj. Bu yasanın diğer yasalardan bir farkı yani çok kapsayıcı olmasıdır. Örnek veriyorum, toplam vergi değerler toplam 2000 TL borcu olan mükelleflerin tüm borç yani 2000 TL altındaki borçtan tamamı silindi. Yani bu sistem üzerinde otomatik silindi. Bu da sihirde nereden baksam 700 küsür tane mükellefe takip ediyor. Büyük bir mükellef oluyor. Örnek veriyorum, öğrenim krediyle ilgili bahsetmek istiyorum. Öğrenim krediyle daha önce kas sahibi uygulanan ödeki değerlerine gönderdiler. Yani ana para üzerine kas sahibi uygulanan ödeki değerlerine daha önce öyle gönderiliyordu. Bundan önce bu kas sahibi kaldırıldı, ana parada ödeki değerlerine gönderildi ama geçme zamları hala işlemiyordu. Şu anda bu yasayla birlikte 9-11-22 tarihine kadar ona geçme yaptığında dava devam ediyorsa %50'si karar verilmişse tasdik edilen cezanın tamamı terkine edilen kısmı %10 ödenmesi hani geri kalan miktarlar siliniyor. İnceleme ve tahliye sermasını alacaklar da çok büyük bir kolaylık sağlanıyor. Bu
gibi durumlarda devam eden takdir tahmini tahmin işlemlerinde devam ediyor vergi dairesi idari tarafından. Bu tamamladıktan sonra verginin %50'si fiyatının kitlerinde ödenecek miktar ve kanun yeni tarihinden sonra gecikme ifade ödenmesi halinde geri kalan miktardan hepsi silinecek. Vergi aslına bağlı olmayan cezalarda ise cezanın %25 tahsil edilecek, geri kalan miktar silinecek. Burada örneğimizde trafikler ve para cezasına yönelik bir dava açılmış. 2698 liralık bir borç faizle beraber 2428 liraya tekabül ediyor faiz miktarı. Daha sonra yasadan faydalanan mükellef için toplam 3777 liralık bir tahsilden vazgeçiliyor. Dava açan mükellefin daha faydasında oluyor bu süreç. İnceleme tarih hakkındaki alacaklarda kanun yayınlandıktan sonra tebliğ eden ihbarnamelerde usul ilçesine başvuruda bulunması gerekiyor ve bu ödemeler burada istinadi bir şey var. 12 taksit halinde ödenmesi gerekiyor. 31 Mayıs 2023 tane tebliğ edilen ihbarnameler için bu süre usul gün içerisindeki süre 30 Haziran 2023 ilk taksit ödeyeceği tarihe kadar uzuyor. Bunun hepsinin 12 çeşit taksit ödenmesi gerekiyor. Matrahında bulunan mükelleflerin içinde 21-23 tarihine kadar tamamlanmış olması gerekiyor işlemde. Buradaki tablo tüm tarihat nevinin ödenecek tutarları ve vazgeçilen acakları görebiliyorsunuz az önce anlattıklarımızın özeti. Yapılandırma pişmanlık izah davet ve kendinden bir an usulü var vergi dairesinde. Mükelleflerimiz bunu bilir. Pişmanlık izah davet kendinden bir anda verginin tamamı ödeniyor. Bunun yerine pişmanlık zammı, izah zammı ve gecikme faizi yerine yurt içi fiyat endeksi hesaplanarak ödenmesi halinde vergi ziyade cezaları, pişmanlık, izah zammı, gecikme faizi siliniyor. Burada aynı şekilde tablomuz az önceki örnek gibi görebilirsiniz. İnceleme tarihat sayfasındaki vergi alacaklara baktığımızda 30 gün içerisinde başvurduk. Pardon. Şu örneğimiz 3400 liralık bir özel usulü cezası var. Bu özel usul cezası 17.100 lira vergi alacağı var. 4.240 lira pişmanlık zammı az önce söylediğim pişmanlıkla verilen bir beyanname için geçerli. Bu şekilde pişmanlık zammının tamamından vazgeçiyoruz. 17.300 fiyat endeksi hesaplanıyor. İhtilaflarsa bir yolda çözümleniyor bu vergi altında. Büyük bir kolaylık sağlanıyor. Kanunda vergi davalarına yönelik çok bir yığılma var. O vergi davalarının çözülebilmesi için vatandaşlarımız faydalanabiliyor. Terkine ilişkin olması halinde işte en son az önce anlattığım özeti bu tablo. İsteyenlere verebiliriz. 12 Mart 2023 tarihinden önce ödenmiş olması şartıyla kanlı belirtilen süre içerisinde ödenmesi şartıyla gecikme zammı tarzından vazgeçiliyor. İtirazlı olanlarda da. Bu da dava safhasına göre şekilleniyor. Az önce anlattığım şekilde. Kanundan yararlanmanın bir baş şartları var. Biz genelde mükellefleri interaktif vergi dairesine sevk ediyoruz. Çünkü çok kolay. Evinizde bulunduğunuz yerde telefonunuzla ve internet başında çok kolay bir şekilde başvurunuzu yapabilirsiniz. Vergi dairesine gelen mükelleflerimizle başvuru formlarımız var kanundakilerinde. Onları veriyoruz. Onlardan faydalandırıyoruz. Bu kanundan faydalanan bir başvuruda bulunması gerekiyor. Açılan davadan vazgeçilmesi gerekiyor. Ödemelerin belli başvurularda yapılması gerekiyor. Şimdi sürelerden bahsetmek istiyorum değerli katılımcılar. 31 Mayıs 2023 bizim vergi dairesine başvuru yapmamız gereken süre. Tabii deprem bölgesinde bu 31 Ekim'e tekabül ediyor. Onların bir uzatma var bir sebepten dolayı. Ödemelerin de 30 Haziran 2023 tane kadar yapılması gerekiyor. 30 Haziran resmi tarihine geldikçe 3 Temmuz'u buluyor. Mücbir sebebi nereden yerlerde 30 Kasım. İndirimli ödeme şeklinde ödemenin peşin yapılmasını tavsiye ediyoruz. Çünkü peşin yapılmasında bizim kas sayılarımız hesaplanmıyor. %90'lık bir indirim uygulanıyor. İdari para cezanda %25 oranında, yurt dışı fiyatında %50 oranında bir indirim yapılıyor ve kas sayı hesaplanmıyor. Bunlardaki şart tek taksit ödeme süresi içerisinde yapılması. Diyelim bir mükellef yanlışlıkla 24 ay tercih etti ve peşin ödemek istiyor. Sistem onu otomatik olarak siz belediye veya interaktif vergi dairesine kullanıp peşin ödediğiniz halde kas sayılarının tamamısını hep peşin ödemiş gibi faydalanıyorsunuz. Ödeme kolaylıklarında bir örneğimiz var. Vergi aslı 100 bin geçme faizi 20 bin. Bu şekilde 309 bin lira borcu olan bir mükellef peşin ödemesi halinde 101 bin liralık bir ödeme yapıyor. Trafik dar para cezalarında aynı şekilde 2745 liradan 699 liraya düşüyor peşin ödeme halinde. Sürede ödenmeyen taksitler çok önemli değerli katılımcılar. Hayır, 36. sayfada daha aşağıya hızlı geçiyor. 309 bin 700 lira olan bir borç 101 bin liraya düşüyor peşin ödemede. 48 taksitle ödenmesi halinde de 153 bin liraya tekabül ediyor. Bu da usta, geçme zamanı, geçme faizi, vergi ziyar cezası tamamıyla tetkik, bunun yine büyük hesaplanıyor.
Yani bu cezalar siliniyor. Bir de o hesaplanan ürün efendim de yani 12.940 peşin ödediğimiz takdirde 1.294 lira düşüyor. Büyük bir kolaylık. Süresini ödenmeyen taksitler çok önemli. Bu takvimle ilişkili bir takvimde 100 taksit ödenmemesi halindeki taksit hariç ihlal oluyor. Ödenen tutarlar da kanuna kanun ihlali halinde ödenen tutarlar kadar kanuna yararlanılabilecek. Kas sayımız çok önemli burada. Az önce dediğim şekilde peşin ödeme halinde kas sayı alınmıyor. Taksit ödemelerle peşin ödemeler arasında bir fark var. Bu da kas sayı alınmaması, geç ödeme zammı alınıyor miktar olması halinde. Diğer hususlar bizim kanunun genel kısımlarında anlatılan şeyler. Burada önemli olan şey 6136, 7020 ve 7143 sayılı kanundaki taksitlendirme devam edildiği için bu haftadan faydalandırılamıyor. 7326, 7356 sayılı kanun ve 6083 sayılı kanundaki yapılandırılmalar devam ediyor kanun kapsamında. Yani bundan önceki sayısı 2 yasa yararlanmış mükelleflerimiz haklara devam ediyor. Yani bu yasadan yararlanmıyorlar. Bundan önceki yasada taksitlendirme yapılıyor. Şu anki yasada yararlanmak isteyene yararlanamıyor. Yani bundan 2 dönem öncesi. Yani 2 yararlanamıyor. Vergi borcu yoktur alan mükelleflerimiz bilirler, %10 ödeme şartı var. Bu kanun kapsamında %10 ödeme şartı gene devam ediyor. Müdür Bey de söyledi, 2000 liranın altındaki borçların tamamı telkin edildi. Öğrenim ve katkı kredilerine yönelik gecikme zamları ve yapılandırmalar yapıldı. Şu 2000 liranın altındaki borçlardan da bahsetmek istiyorum. Genelde mükelleflerimiz vergi dairesi bazında toplamından 2000 liradan yoksa yani tahakkuk bazında anlıyor diye bir tereddütleri vardır. Bu vergi dairesinde toplam borç tutar kata alınıyor. Yani mesela ülke 10 bin lirası varsa ayda ayda 2 bin lira kata alınıyor. Toplam borcu 2 bin lira geçmez ayı dahi, zamı dahi 2 bin ve 2 bin altındaki borçlar telkin edildi. Bunu zaten sistem yaklaşık 2 ay önce sistemden okumamadan dolayı telkin edildi. Araç muayenesi için de kanun hali bir madde geçmiş. Burada da 12 Mart 23 tane kadar yapılan araç muayeneleri 39 tane kadar yapılması halinde %5 fazla yerine üfe hesaplanacak. 0.75 sabit zaten bizim şeyimiz, oranımız. O nedenle sıklanacak kadar tahsil edilecek. %5 fazla tahsilinden vazgeçilecek. Beni sabırla dinlediğiniz için teşekkür ederim. Örnek veriyorum, bir ülkenin iadesi varsa ve iadeye başvuracaksa kesinlikle yapılandırmasını yapsın, ondan sonra iadeye başvursun. Yoksa gecikme zammıyla beraber borcu gitmiş olur. Haciz uygulamasına geldiğimizde, örnek veriyorum, araçlar üzerinde haciziniz varsa bunun telkin edilmesi söz konusu olmayacak. Dolayısıyla yapılandırmanız bir araç haczinin kalkması konusunda bir fayda sağlamayacak. Ancak yakalama şerhi varsa o şerh sadece kalkacak. Son olarak da borç yoktur talebi. Borç yoktur talebiniz varsa %10 ödeme şartınız yine devam ediyor. Bunu bilgilendirmek istedim. Onun dışında matrak vergi artırımında kimler yararlanabilir? Onlardan kısaca bahsedelim. Gelir vergisi mükellefleri, kurumlar vergisi mükellefleri, katma değer vergisi mükellefleri, kanunda öngörülen oranda artırmalar ve kanunda öngörülen süre ve şekilde ödemeleri durumunda vergi incelemeleri ve tahliyatına muhatap olmayacaktır. Burada kanunun belirlemiş olduğu artırım oranları var. %35, 2018 yılı için bir mükellef matrağı artırımı yapmak istiyorsa bunun matrağını, vergi esas olan matrağını %35 arttırmak zorunda. Tabi bu işletme bilanço ona göre asgari matrak tutarıyla bir kıyas yapacak. Ona göre oradan çıkan vergi oranını eğer vergiye uyumlu bir mükellefse %15, vergi uyumlu bir mükellef değilse %20 oranında ödeme yapması gerekecek. Peşin ödeme yapmak istiyorsa buradan da ekstra bir %10 indirim olacak. Yine kira geliri elde eden mükellefler ve basit usul mükelleflerin asgari matrak oranları yine yazıyor. Bunlar kanunda belirtilen oranlar olduğu için çok rakamları ezber yapmamıza gerek yok. Bununla ilgili bir örnek verecek olursa basit usul mükellefi buradan okudum ya şuradan basit usul mükellef mesela 2019 yılında 85 milyar bir vergi matrağı var. Bunun 42 bin lirası basit usulden dolayı elde ettiği ticari kazanç. 43 bin lirası da gayrimenkul sermaye ihracından elde etmiş olduğu bir kazanç. Burada özel bir durum var. Sadece basit usul olsaydı asgari matrakları daha farklı olacaktı.
Baş usulünün yanında bir kira geliri elde ettiği için işletme hesabına göre tutulan asgari matrah tutarıyla aynı oranda olması gerekiyor. Dolayısıyla 86-85 bin lira 2019 yılı için arttırma oranı %30 olduğu için 25.500 liralık bir matrah olacak. Asgari matrah oranımız da şu iki rakamı kıyas yapmamız gerekecek. Dolayısıyla 66.400 almamız lazım burada. 66.400 kanunun belirlemiş olduğu artmış, bunun altında olamaz. Dolayısıyla bunda vergiye uyumlu olduğu düşünülerekten %15 oranında 9.960 liralık bir vergi ödemesi yaptığı durumda. Peşin olursa bunun üzerinden de %10 olacak. Bu durumda vergi tarihatına ve incelemeye muhatap olmayacak. Yine farklı bir gelir unsurları olan ücret, menkul sermaye iratı, diğer kazanç ve iratlardan da matrah arttırımı yapabilir. Bunda asgari matrah oranları yine karşı tarafta yazıyoruz. Slide'da. Kurumlar vergisi mükellefine de yine matrah arttırımı yapabilir. Bu matrah arttırımlarının oranı yine kanunda belirtildiği gibi %35-218 yılı için, 2019 yılı için %30. Burada 2022 yılı için özel durum var. Onu ileride bahsetmek istiyorum. Çünkü 2022 yılı ve matrah arttırma dönemi hala beyanname verme dönemi hala devam ediyor. Burada dolayısıyla matrah arttırma yapınca 2022 yılı matrahını dikkate almayacağız. 2021 yılı ve 2022 yılı 3. dönem gelir kurum geçici vergisini dikkate baz almamız gerekiyor. Yine burada da stopaj nedeniyle bildirimde bulunmayan mükellefler matrah üzerinde %15 oranında vergi ödeyerek incelemeye ve tarihata yine muhatap olmuyor. Yine bunlar oranlar yazılıyor. Şimdi burada da arttırımda bulunan yıllara ait zararların %50'si 2018, 2019, 2020 ve 2021 matrah arttırımı yapılan dönemlerin %50'si ileriki yıllardan mahsup edilecek. 2022 yılı için ise ileriki dönemdeki karlardan tamamı mahsup edilemeyecek. Burada ondan bahsedilmiş. Şimdi burada da yine stopajlar üzerinden matrah arttırımı yapılabileceğinden bahsediyor. Örnek veriyorum, vergi arttırım oranı herhangi bir stopaj yapmamışsa ücret gelir elde eden mükellef yine matrah ödeme üzerinden %6 oranında bir ödeme yaparak bu yine ücret konusunda herhangi bir inceleme ve tarihata muhatap olmayacak. Bunlar zaten hepsi var. Birden fazla takvim yılı yargın inşaat onarım işleriyle ilgili uğraşanlara bu işleriyle ilgili olarak yapılan hak ediş ödemelerinden %1 oranında yine artırım yapılacak. Burada iş yıllara tarih işlerde işin bittiği takvim yıla dikkate alınması gerekir. Örnek veriyorum, 2022'de başlamışsa buna matrah 2023'te bitmişse buna matrah artırımı yapamaz. Çünkü bittiği yılın dikkate almak gerekiyor. Yine burada da asgari matrah tutarları da yine burada belirtilmiş. Bu rakamlar üzerinden asgari matrah olması lazım. 2022 yılı zaten burada diğer 2018, 19, 20 ve 21 yılı diğer kanunlarda belirtildiği şekilde ama 2022 yılı gelir vergisi ve kullanılan matrah arttırımında özel hükümler mevcut. Yani özel aslında 2022 yılını kanun kapsamına alıp alınmayacağı belli değildi. Savaş müdürü. Sonradan alındığı için 2022 yılında vergi yaşındırma gibi bir durum söz konusu olabileceğinden 2022 yılının matrahını dikkate alınmıyor. Bir tane örnek verelim mi? Yok, gerek yok. Bununla ilgili zaten hani ülkelerden hiç dilerlerse bilgi dilersen gidebilir. Telefonlarımız var zaten çok işte. Bize ulaşılmaz rapor. Ya teknik hesaplamalar falan. Teknik hesaplamalar sıçılırsınız. TÜRMOBUL sitesinde var mı Kamil Bey? Bey baktınız mı? Örnek zaten hesaplaması TÜRMOBUL kendi sitesinde olduğunu duymuştum. Kendisi direkt yönlendiriyor. Yönlendiriyor. Hesap direkt çıkartıyor değil mi? Ödenecek bir süre gibi. Bunlar 2022 yılıyla ilgili örneklerdi. Kaplı değer vergisi mükellefleri de yine matrah artırım hükümlerinden faydalanıyor. Burada hesaplanan 2018 yılı için toplam
hesaplar KDV'nin %3'ünü ödemeleri, 2018 yılı için %3, 2022 yılı için de %2 oranda ödemesi durumunda yine inceleme olmayacak, matrah durumu hükümlerinden faydalanacak. Eğer tam kısıt dönemse, ilgili kaç aysa o aya bölerek işlem yapıyoruz burada. Ortak hükümlere baktığımız zaman yine peşinde ilk taksit Haziran ayından başlamak üzere 12 eşit taksitte ödenebilecek. Takvim yılında en fazla 3 taksitin süresinde ödenmesi şartı aranılmayacak. Yani bir takvim yılı içerisinde, Ocak ile Aralık arasında. Onun dışında burada önemli gördüğüm incelemenin de zaten bu takvim 21.3'ü geçtiğimiz için bir hüküm ifade etmiyor artık. İncelemenin bitmiş olması gerekiyor. Matrah artırımı hükümlerinden yararlanamayacak olan mükellefler var. Onlar da genelde 359'a giren mükellefler. Defter kayıt ve belgelerini yok edenler. Defter sayfalarını yok ederek yerine başka yapraklar koyanlar. Yine terör suçundan hüküm giyenler. Bunlar matrah artırımı hükümlerinden faydalanamıyor. Tabii bunların da bir raporla tespit edilmesi lazım. Bilirler yani onu. Dediniz yani matrah artırma ve şey yapanlar incelenmeyecek. Bunlar var yani mesela saptı, belirleyen, düzenleme, ondan sonra %9 maddede belirten başı şartlar dahilinde yani inceleme tabi tutulacaklar yine yani inceleme tabi tutulacaklar derken